Başkan Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Özellikle İsrail'in Refah Sığınağı'ndan 1 milyon insanın güvenliğini sağlamadan askeri operasyona başlamaması gerektiğini belirtmişti ki şu sıralarda da Ürdün Kralı Abdullah arasında bugün bir görüşme bekleniyordu. Hemen Begüm'e soralım. Begüm, bu görüşme ve Netanyahu görüşmesinden çıkan sonuçlar nasıl etkileyecek ileride Gazze'deki durumu? Yapılan açıklama var mı? Serdar, dün gerçekleşen Biden ve Netanyahu görüşmesi iki lider arasında 19 Aralık'tan bu yanaki ilk telefon görüşmesiydi. Beyaz Saray yetkilileri Biden'ın Netanyahu'ya bu görüşmede Refah kentine olası harekata bölgedeki sivillerin tam olarak güvenliğini sağlamak üzere uygulanabilir bir plan olmadan yapılmaması uyarısında, çağrısında bulunduğunu ifade ediyor. Amerikalı yetkililer bir yandan İsrail'e yönelik 7 Ekim'dekine benzer bir saldırı görmek istemediklerini ama bir yandan da İsrail'in bu operasyonları sürdürürken sivillerin güvenliğini sağlaması yönündeki çağrılarını sürdürüyor. Beyaz Saray yetkilisi John Kirby biraz önceki basın toplantısında Refah'ta yaklaşık 1,5 milyon kişinin bulunduğunu söyledi. Gazzelilerin zorla yerlerinden edildiğini görmek istemiyoruz dedi. Filistinlilerin ayrılmaya zorlanmaması gerektiğini ifade etti ve İsrail'in de Refah'taki operasyonda yine sivillerin güvenliğini sağlamak üzere bir yükümlülüğü olduğunu söyledi. Basın mensuplarının ısrarlı soruları vardı. Eğer İsrail sivillerin güvenliğini sağlamazsa bunun bir sonuçları olacak mı şeklinde. John Kirby şu aşamada o varsayımsal konularla ilgili yorum yapmak istemem dedi. Ama İsrail'e sivillerin korunması konusundaki uyarısını yineledi diyebiliriz. Hamas lideri gün içerisinde Hamas cephesinden gelen bir açıklamada Refah'ta İsrail'in yapacağı bir kara harekatının rehinelerin serbest kalması konusundaki müzakerelere zarar vereceğini söylemişti. Bir yandan ABD basınında Netanyahu ve Biden arasındaki görüşmelere ve temaslara ilişkinde bir iddia ortaya atıldı. NBC'nin bir iddiasıydı. Biden'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu'dan yakındığı, Netanyahu'nun bu konuda tavrını değiştirmekte, ikna etmekte zorlandığına ilişkin bir takım haberler, iddialar yer almıştı. Beyaz Saray kaynakları da diyorlar ki Başkan Biden Başbakan Netanyahu'yla hangi konularda mutabık olmadığını, anlaşamadığı konusunda zaten açık şekilde ifade etmişti. İki lider arasında uzun yıllara dayanan hem kapalı kapılar ardında hem de kamuoyuna açık yapılan açıklamalarda saygılı bir ilişki var ifadelerini kullanmakla yetindi. Ürdün Kralı burada biraz önce karşılandı ve iki liderin de ABD saatiyle 4'te bir açıklama yapması bekleniyor. Gündem elbette Gazze'deki devam eden durum ve bir de iki devletli çözümü kapsayacak ve İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak şekilde Beyaz Saray yetkililerin yaptığı açıklama, o şekilde tırnak içinde söylemek gerekirse iki devletli çözüm vizyonu ve kalıcı barış gündemde olacak. Ürdün bölgedeki, Orta Doğu'daki kutsal mekanların, kutsal yerlerin hamisi ve bir ateşkes için bastırıyor son dönemde. Ama Beyaz Saray yetkilileri bir yandan İsrail'in Hamas karşısında Hamas hedeflerini imha etme konusunda desteğini sürdürürken diğer yandan da rehinelerin serbest kalması için daha uzun süreli bir insani ateşkes çatışmaları, insani amaçla ara verilmesine destek verdiklerini de ifade ediyor. Bakalım görüşmeden neler çıkacak Serdar.